Gediz Nehri Ege bölgemizin başta Gediz'den başlayıp Alaşehir, Manisa, Turgutlu, İzmir'e kadar bütün bölgedeki sulama alanında kullanılan bir çayımız. Yani yediğimiz bütün domatesten, biberinden, patlıcanından aklınıza gelen, hatta en önemli biliyorsunuz Alaşehir, Salili bölgesinde üzüm, bunların da sulamasında kullanılıyor. Buradan dolayı 3. sınıf kirliliğe sahip olan Gediz Nehri'nde ciddi bir kirlilik olayından dolayı sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Yani kanser orantıları maalesef Ege bölgesinde Türkiye ortalamasının yaklaşık %10-12 üzerinde. Türkiye ortalamasına göre %22 olan, 20 ile 22 arasında değişen Ege bölgesinde kanser aşamaları arttı. Bunun da sebebi kesinlikle Gediz Nehri'ndeki kirlilik oranının, kimyasal maddelerin çok olması. Peki kimler kirlendiriyor? Nereden kirleniyor? Gediz Nehri neden kirleniyor? Gediz Nehri, marka ismi vermeyeceğim. Gediz'de bulunan çok büyük bir akü şirketinin özellikle kimyasal maddelerin fırınlardan işlendikten sonra akıtılmasıyla, Gediz Nehri'nin akıtılmasıyla özellikle demir ve buna benzer, çünkü özellikle atimon mağazası maden ceferinin çok fazla yoğunlaşması, yani demir katkılarının çok fazla ileri gelmesinden ileri gelen bir durum. Bunun yanında Gediz organize sanayisinde arıtma tesisi yok. Çok sayıda oradaki bulunan tesislerin direkt atıklarını hiçbir elemine yapmadan direkt Gediz Nehri'ne akıtmasından dolayı Gediz Nehri'nin oranları çok daha artıyor. Bu sebepten dolayı bakın, biraz önce aldığım bilgi de onu da paylaşmak istiyorum. Gediz'in Cebrail köyünde antimon madeni çıkarılan köyde yaklaşık köyün 1/3'ünün kanser olduğunu da özellikle belirtmek istiyorum. Köydeki çıkarılan maden tabii ki ihtiyaçlı kullanılan özellikle akü fabrikasında kullanılıyor. Ancak demek ki gerekli önlemlerin alınmadığı da aşikar. Bunun yanında tarımdan özellikle ihtiyacımız olan bütün tarım ürünlerini sulamada ciddi sıkıntı yaşadığımızı söyledim. Tekrar söylüyorum Sayın Akçay, biz grubumuz olarak buna karşı sizden de özellikle destek bekliyoruz. Eğer Murat Dağı'nda olası bir altın madeni açılırsa, inanın orada kullanılacak olan, altın çıkarmada kullanılacak olan siyanürün tamamen Gediz Nehri'ne akıtılıp artık Ege bölgesinde değil tarım, su içmek de değil, tarım da değil, tamamen hayatın biteceği, kanserli vakaların en yüksek rakamlara ulaşacağıyla karşı karşıya geliriz. Onun için sizden de desteğim, Murat Dağı'nda altın madeninin açılmamasıyla ilgili destek bekliyoruz. Öbür taraftan dünyanın en uzun ikinci kanyonları Uşak ilimizde, Ulubey ilçemizde. Ulubey ilçesinden geçen bir çayımızda da son derece kirlilik çok yüksek safhadadır. Burada da özellikle Uşak'taki bulunan arıtma tesislerinin düzenli olarak, bakın tekrar söylüyorum, düzenli olarak çalıştırılmasını talep ediyoruz. Çünkü bazı günler çalıştırılıyor, bazı günler çalıştırılmıyor. Buradan da dünyanın en güzel, en uzun ikinci kanyonunu korumak adına bütün arıtma tesislerinin çalıştırılması ve de oradaki tarımında katkı sağlayacak kanaatindeyim. Hepinize teşekkür ediyorum.